21.45'te Yıldız NTV'de. Tekkemiz meyhane, Kabe'miz gönül. Tekkemiz meyhane, Kabe'miz gönül. Dostum cemalini cennet bilir. Efendim, bugün dünyanın en önemli, en değerli ve en güzel insanıyla beraberim. Gördüğünüz gibi Charlie Chaplin İstanbul'u ziyarete geldi efendim. Peki neden geldi İstanbul'u ziyarete? Çünkü İstanbul aşığı. Yıllar önce, yıl 1942, New York radyosunda Türklere Nasrettin Hoca fıkrası anlatarak, Hitler karşıtı bir konuşma yaparak tarih yazdı. Ve o tarih yazarken Nasrettin Hoca'yı unutmadı Charlie Chaplin. Yani unutur mu? Şimdi o tarihi yazan kişi de ben bugün karşılaşıyorum, ama sizler Yıldız TV ailesi olarak da Ezel Akay'ın yer alacağı, konuğum olacağı programda Charlie Chaplin'in bu sözlerini ve bu yeni mesajını tekrar göreceksiniz ve tekrar düşüneceksiniz. Boşuna Charlie Chaplin olmadı. Yani 1940'ların ortasında Hitler'e kafa tutan bir deha, dünyayı bugün güldüren bir deha gelmiş İstanbul'a ve İstanbul'da Süreyya Operası'ndan bize yüreğindeki güzelliği bırakıyor. Ve diyor ki Ezel Akay, yeni filmler, yeni güzellikler çekmeye devam et. Ve bu selamı şimdi Yıldız TV ailesi olarak sizlere iletiyoruz ve Charlie Chaplin'e teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin ve insanlığın kalbi olduğu için ve İstanbul'da yaşamaya devam ettiği için ve büyük alkış geliyor efendim. Alkışlıyoruz, evet. Ve buradan ayrılıyoruz izninle. Evet. Yani aslında bu tabii şey, senin şansın. Yani hakikaten... Denk gelmişsin değil mi? Yani hayır, bir de şöyle bir şey var. Ben Charlie Chaplin'le uzun zamandır ruh olarak, insan olarak onunla yaşıyorum. Irak işgalinde bu bahsettiğim metin, ön söz olarak o kitaba koymuştuk. Tabii dünya öyle bir yere doğru geldi. Bu kuşatmalar içerisinde geçmişte aydınların bir tavrı var. Yani bir duruşu var, bir şeyler yapıyorlar. Charlie Chaplin de o dönem McCarthy döneminin, baskıcı döneminin saldırılarına uğrayan 101 aydından biri. Yani öldürülsün diye ne diyelim, fetva çıkarılmış. Arthur Miller'den sonra ikinci adam. Ve o sürecin içerisinde bizim Türklerin kurduğu bir New York radyosu var. Bizim New Yorklu Türklerin kurduğu bu radyoda yeni kurulduğu için bir reklam arıyorlar. Hani biz kendimizi daha fazla nasıl tanıtırız diye. Charlie Chaplin'in Amerika'ya sığınmasından dolayı Hitler'den kaçtıktan sonra diyorlar ya biz buna bir şekilde ulaşalım. Neyse, uzatmıyorum. Buluyorlar, gidiyorlar. Charlie Chaplin kabul ediyor ve konuk oluyorlar. İşte odada konuşuyorlar. En sonunda efendim diyorlar, tamam biz sizi konuk edeceğiz ama ne anlatacaksınız bize? Charlie Chaplin her şeyi kurgulamış aslında. Çünkü o sürecin içerisinde Hitler'e karşı hep savaşmış bir adam. Bir dehalığını ihmal etmiyor.
Diyor ben size Nasreddin Hoca'dan bir fıkra anlatacağım diyor. Bunlar inanmıyor. Efendim dalga mı geçiyor? Yok yok diyor. Ben size Nasreddin Hoca'dan bir fıkra anlatacağım diyor. Neyse bizimkiler en sonunda inanıyorlar ve o yıllarda Vatan Gazetesi çıkıyor ve Vatan Gazetesi, diğer gazeteler, bir sürü ajanslar, Anadolu Ajansı başta. İşte 7 Ekim 4 şeyde konuşacak ve Türkiye saatiyle 7.30'da bunu kaçırmayın diyorlar. Türkiye'de de dinliyorlar tabii, yani. Tabii tabii özellikle ve o gün geliyor işte Charles Chaplin yanında bir kadın. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun Türkiye şu anda sizi dinliyor. Ne anlatacaksınız diyor. Efendim diyor sizin gibi güzel bir kadının hele Türk insanının yanında olmaktan çok mutlu oldum diyor. Hayır hayır kompliman yapmıyorum Türkiye'yi ziyaret edeceğim diyor. Ama efendim buyurun ne anlatacaksınız diyor. Efendim diyor işte bir gün Nasreddin Hoca evinde otururken komşusu gelir eşeğini ister. Hoca da yok der o arada eşek ahırdan anırınca komşusu utanmıyor musun be hoca der ve eşek burada neden söylemiyorsun? Bana mı inanıyorsun eşeğe mi inanıyorsun der. Bu arada Charles Chaplin mikrofona biraz daha yaklaşarak anladığımız o metinden değerli Türk dinleyicileri şimdi düşünün bakalım dünyayı insanlar mı yönetecek eşekler mi yönetecek? Yani Hitler'e oradan mesaj gönderiyor. Eyvallah. Şimdi biz de Charles Chaplin'in bu tarihsel bizi sahiplenişi ve kurduğu köprüyü hayatımız boyunca tabii sürdüreceğiz. Ve onun insanlığın sanatçısı olduğunu ve o yarattığı filmlerin, o yarattığı tarzın sessiz sinemada ses olmasının büyük onurunu taşımak, o güzelliği anlamak adına biz kendimize düşeni yerine getireceğiz. İnşallah. Sen de şimdi bu salgından sonra sanatçıların biraz durumuna, yani ne durumdayız? Tabii ben bunu sorarken altını biraz deşeceğim. Evet. Çünkü biz sonuçta iktidarla barışık olmayan sanatçılarız. Yani sanatçılar iktidarlarla barışık olmayan insanlardır. İktidar kimde olursa olsun. Evet. Biraz sen onu söylersen. Çünkü sadece bu kendi hayatını Bursa'ya çekmek değil. Yani evet. Sonuçta şu saatte de yeni bir şeyler üretiyorsun. Tabii. Türkiye'ye ya da insanlığa yeni armağanların ne olacak? Estağfurullah. Ben bir konuşma olarak görüyorum yaptığım filmleri. Yani kitlelerle konuşan hikayeler bunlar. Hani arada benim var olmamın önemi yok. Benim kimliğimin önemi yok. Hikayeler halkla konuşuyor. Armağan edeceğim diyorsun. Tabii ki bir armağan bu. Aynı zamanda da onlardan da bana armağan. Yani ben onlara hikayeyi armağan ediyorum. Onlar da altın elmayı bana geri atıyorlar. Ne yapıyorlar? Sinemaya gidiyorlar. Üstüne konuşuyorlar filmlerin. Ben de onlardan bir hediye almış oluyorum. Ya bu çok güzel bir diyalog ya. Çok güzel bir ilişki. Evet. Yok hayır bunu kimse böyle anlatmıyor. İşte diyorum evet. Ya başından beri mütevaziliğin ve Türkiye'deki çizgin çok aslında güzel. Aslında tevazuyla ilgisi yok. Gerçek bu. Yani hal bu. Böyle mi olması gerekiyor? Kesinlikle böyle olması gerekiyor. Yani sanatın seyircisiyle bir sanatçının seyirciyle konuşmasını sağlayan bir araç olduğunu. Özel bir şey söyleyeceğim. Burada hemen benim fırtına yaptı. Barış Manço ile ilk defa bir araya geldiğimizde Barış abi böyle konuşurken aman Akın dedi bir dakika dedi. Bana sakın dedi sanatçı falan demedi. Dedi asfalt ozanıyım dedi. Ben pazara çıkıyorum dedi. İnsanlarla buluşmaya çıkıyorum dedi. O şeyi çok güzel koydu. Şimdi, sen bunu söyleyince o aklıma geldi. Yani sanatçıyı geldi. Zaten hani toplumdan ayrı bir şey olarak düşünmek çok saçma. Gerçek o değil. Sanatçılar böyle yaşantılamıyorlar. Yani yaptıklarını göstermek istiyorlar. Yoksa niye yapsınlar? Oradan bir medet umuyorlar. O bir hayal gücü, bir tecrübenin aktarılması. Biz sadece sözlerle etkilenmiyoruz. Bazen bir resme bakıyoruz ve Allah Allah bana ne vurdu diyoruz. Beni ne değiştirdi diyoruz. Yani başka yolları var sanatın insanlarla konuşmak. Rüyalarımızın kaçtığı anlar, günler, saatler var. Var, açlık evet. Var, yokluk var. Ama orada gelen mesajlar var. Onları senden rica edelim. Olur. Senin için çok güzel... Tamam. Gözlüğünü getirmemiş Akın. Ben sizi evet, şikayet edeyim. Bana Ezel Akay'dan dinliyoruz. Önce teşekkürleri okuyayım, sonra talepleri.
Çok severek izliyoruz diyor Cafer Arat. Selamlar olsun. Evet, değerli bir müzisyen kardeşimiz. Ondan sonra her hafta değerli sanatçıları ekrana taşıyan Akın Bey ve Yıldız TV'ye var olsunlar diyor Uğur. Esenyurt'tan Gurbet iyi yayınlar diliyor. Harika program diyor. Sağ olsunlar. Yusuf Çelik Kocaeli'nden Ezel Akay'ı Yıldız TV ekranlarında görmek harika, iyi ettiniz diyor. Ondan sonra iyi yayınlar diyenler var, iyi akşamlar diyenler var. En çok etkileyen ve beğendiğiniz film hangisidir demiş Selen Tokuş. Ya çok var ama hani internetten bakarsınız. Thin Red Line diye Terence Malick diye bir Amerikalı felsefeci ve yönetmen. Onun filmi beni çok etkilemişti. Brazil. Ne zaman etkiledi? Yani bu bir tarihsel şey olarak. Sanıyorum bir 10 yıl önceki bir film bu. Tamam. 5-10 yılda bir film yapıyor yani. Öyle bir şeyi var. Şeyden çok etkilendim. Brazil diye bir garip bir bilim kurgu filmi vardır. Hem estetik olarak hem de içerik olarak çok etkileyiciydi. Stalker'dan çok etkilendim. Tarkovski'nin. Bir tane de Türkiye'den örnek vereyim. Kelebekler filminden. Tolga Çelik'in Kelebekler filmi. 2-3 sene önceki bir filmdir. Hiç Türkiye'de yapılmamış tarzda bir filmdir. Çok ilginç bir filmdir. Çok, çok da eğlencelidir. Şey de güzel ve önemli bir kesitti. Yılmaz Erdoğan'ın. Hangisi? Kelebeklerin Rüyası mı? Kelebeğin Rüyası, evet. Ha, o başka çok, tabii. O da güzeldi. Bize iki tane unuttuğumuz şairi. şairlerle ilgili. O bence çok güzel yapılmış bir filmdi, evet. Ama Kelebekler filmi çok garip bir film. Çok. Tolga Çevik. Tolga Karaçelik. Karaçelik. Ben kaçırdım onu bir. Evet, çok güzel bir filmdir. Şimdi Ezel, burada şuraya ilerleyelim hızla. Türkiye'nin sanat dünyası sana göre şu anda nereye doğru gidiyoruz? Yani tamam, bu salgın bir taraftan, diğer acılar bir taraftan ve bu çok kaybettik. Bugün de Kemal Alaçayır, önemli bir tiyatro sanatçısı, 80'lerin dizisinde yer alan, çok genç yaşta. Ben onlara birazdan gireceğim ama Türkiye'nin dünya sanat arenasında olmadığını ben söylüyorum buradan. Onu da telif hakları konusunda Türkiye'de korkunç bir hukuk ve adaletsizlik var. Evet. Ve bu olduğu sürece bugün yaşayan Türkiye'nin sanatçıları, müzikten sinemaya kadar hepsinin telif hakları ödenmiyor. Yani bu bir lüks değil artık. Bu konuda tek başarılı yer gene de müzisyenler. Çünkü sinema, edebiyat, şudur budur, buralarda durum çok feci. Telif konusu kapatılmış, üzeri kapatılmış bir konu. Halledilemeyen bir konu. Yani MESAM, MSG vesaire gibi şeyler var. Başarılılar, başarısızlar ama bir sistem kurdular. Sinemada böyle bir şey yok. Benim filmim milyonlarca yerde seyredildi. Bir kuruş para kazandırmadı. Halbuki telif gelmesi gerekir. Yani şimdi Türkiye'de Netflix reklamları, Gain reklamları, Blue TV kanalı, bir sürü reklamlar görüyoruz. Evet. Burada şöyle bir hareket görüyor. Gençler de herhalde bunu düşünüyor. Hep oraya bir yani sanki Türkiye, bana göre bir sondaj yapılıyor. Bir tarafında Türkiye'nin sanatçıları, bir taraftan dünya sanatçılarının arasında kalıyor. Yani böyle bir şey gözlemliyorum ben. Ama bizim telif haklarında sanatçı anayasasının bu kadar işler acısı. Şimdi örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın maaşına zam yapıldı. Yani yapıldı, çok güzel yani. Ama sanatçıların biz bir zam haberini hiç duymuyoruz. Duymuyoruz yani, tamam. Bugün maaşlı değiliz hayır, de ondan. Bugün Cumhuriyet tarihinde çok önemli. Evet. 54 milyardan 74 milyara, 74 milyardan 100 milyara, 100 bin TL'ye maaş alan bir cumhurbaşkanı. Evet. Yani yasal olarak
var değil mi? Bu var. Var tabii canım. Peki sanatçıların o zaman, sanatçıların ya ben şu kadar telif aldım, mutluluğu neden olmasın? Tamam, şimdi ikisi aynı şey değil. Neden biz maaşlı değiliz sanatçılar? Biz neredeyse bir iş yerinde bile çalışmıyoruz. Yani bir ürün üretmek için paraya ihtiyacımız var. O ürünü satıp para kazanıp başka ürünler üretmek için de bunun satılmasına ihtiyacımız var. Aynı zamanda bir takım sanatçılar mesela filmlerde, tiyatrolarda oynayıp oyun başına, film başına para kazanıyorlar. Yani evet. Maaşlı değiller. Evet. O yüzden ortak bir standart yok. Burada önemli olan bizim çok iyi tanıdığımız mesela ünlü oyuncular değil. Onlar bir şekilde para kazanıyorlar. Azalıyor, artıyor, riske giriyor. Ama o 200 filmin ve herhalde 150-200 tane televizyon dizisinin ünlü olmayan birçok sanatçısı var. Oyuncular, art direktörler, müzisyenler, onlar para kazanamıyorlar. Şimdi şöyle onlar somut şeylerden konuşalım. Evet. Fatma Girik şu anda, ona büyük alkış gönderiyorum, büyük saygıyla. Şu anda bir tedavi görüyor. Evet. Bu tedaviyi görürken de haberlerini alıyoruz. Şimdi 231 film üretmiş ve şu anda her saat filmleri oynayan, yaşayan böyle efsane isimler var. Yani evet, onuruyla duran insanlar var. İlyas Salman'ın yüzün üstünde filmi var ve 1 lira hesaplarına telif yatırılmıyor. Tabii. Şimdi biz bunu kadere mi bağlayacağız yoksa bu çözüm noktası mı üreteceğiz? Bu devlet mekanizmasının bunu ve örgütlenmenin, yani meslek örgütlerinin ve devlet mekanizmasının, yani kanun çıkarmakla yükümlü mekanizmanın evet, suçudur. Ama sadece devletin değil, örgütlerin de suçudur. Evet. Biz kendi aramızda Film Yönetmenleri Derneği, işte Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği falan hep bu konuyu konuşuyoruz. Ama sonunda kanun yapıcıya gelip dayanıyor iş. Evet. Yani orada bizim talebimizin gerçekleşmesi için gerekli atılımlar yapılmıyor. Evet. Şimdi biz salgın döneminde ne yaşadık? Ağlayan, sızlayan, enstrümanını satan, ah şöyle olmuş. Evet. Şimdi siz biz evde ne yaptık? Hayat eve sığar dedi. Evet. Sığmadığını gördük. Tabii. Şimdi Türkiye şu anda geçen 18 aydan beri en değerli sanatçılarını kaybetti koronada. Evet. Yani hastaneye tedaviye gidilemedi. Rasim Öztekin hastaneye gidemediği için kaybettik. Bakın bu acı gerçekler de var. Ama parasızlıktan değil. Değil. O bir ihmal yani. Sanatçıları koruyan esas yasa eğer olmazsa, evet, yarın kaygısıyla yaşarsa insanlar, yarın eğer ki ben evimi, kiramı, çocuklarımı nasıl geçindireceğim? Şu anda her saat müzikleri dinlenen arkadaşlarımız, onlar da fotoğraf çekirmek, çektirmek güzel ama onların telif hakkı ödememek bizim bence üzerinde düşünmemiz gereken büyük bir ayıp. Ben bir küçük anekdot aktarayım. Tabii, bu telif hakları konusunda Türkiye'nin ne halde olduğunu anlamak için çok ünlü bir Amerikan televizyon kanalı Türkiye'de bir şubesini açacak. Evet. Bunun için yani bir televizyon kanalı açacak. Bunun için de Türkiye'deki ortaklarıyla haberleşiyorlar. Bir bütçe istiyor onlardan. Bu iş Türkiye'de şu kadar olur diye. Bunlar da çok ayrıntılı bir bütçeyi hazırlıyorlar ve Amerika'ya gönderiyorlar. Bir hafta sonra, incelemelerden sonra geliyor. Ya çok güzel, her şey gayet iyi fakat çok önemli bir şey unutmuşsunuz diyor oradan. Nedir? Telifi unutmuşsunuz diyor. Türkiye'de telifi yok diyorlar. Ve rahatlıyor ve pazara giriyor. Ne korkunç bir şey değil mi bu? Yani yahu telifi unutmuşsunuz, telifsiz televizyon kanalı mı olur? Yani telif ödemeyen diyor. Ve yok burada öyle bir şey diyorlar. Ama tasarruf Yıldız TV en başta ödeyenlerden. Şöyle bir şey, aslında aynı müzikte olduğu gibi her televizyon kanalının ulusal veya yerel veya kablolu diye ayrılır. Üye sayısı, izleyici sayısına göre aylık bir telif ödemesi gerekiyor. Onlar bir var hayır, toplayacak yer yok ki, nereye ödeyecekler? Onların bir collection agency, toplama, para toplama ajansı tarafından toplanıyor olması lazım. Aynı MSG ve MESAM'ın yaptığı gibi. İşte o her yıllık müzikte bizim var. Evet. Diğerlerinde yok. Film evet, gösteriyorsunuz. O filmin yerli ya da yabancı sahibi için ayrılmış bir miktar olacak. Ezel'cim kurun. Evet. Yani yok demek de olmuyor. Biz kurduk. Bir sürü şeyin
içiniz bak. Ben... Devlet baba kursun. Yok öyle olmuyor. O iş öyle olmuyor. Tabii ben buradan hemen notlarım vardı. Türkiye'nin önemsediğim Türkiye'nin Sanatçı Çocukları Projesi'ni yürütüyorum. Ben aynı zamanda Yıldız TV üzerinden bunu da paylaşmış olayım. Ben geçen o kitapta, Sanatçı Anayasası kitabında da dile getirdim. Her yerde de bunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'nin sanatçı çocukları için devlet, Kültür Bakanlığı bir yasa çıkarıp her aileye 1100 lira yardım yapmalıdır ki Türkiye'nin önü açılsın. Sanat ibadettir. Her evden bir sanatçı çocuk çıkana kadar ah etmek, vah etmek, durmak, ölmek yok. Tamam, anlaştık. Yani biz bunu yaptığımız zaman şimdi seni izleyen genç kardeşlerimiz ya Ezel Bey de telif alamadığından, sinemanın kötü olduğundan biz ağlarsak, sızlarsak o zaman biz nasıl sanatçı yetiştireceğiz? Ben hiç ağlayıp sızlamıyorum, yanlış anlama olmasın. Yani genel telifle ilgili durum budur. Bunda ağlanacak, sızlanacak bir şey yok. Harekete geçmek o lazım. Kültür Bakanlığı bu konuda hızla kolları sıvayıp meslek örgütlerini de doğru yönlendirip yeni bir yasayla bunu ben onu çalıştığım için bu kitabı yazarken de ve buradan da söylemek istiyorum. Lütfen bizi izleyen bütün sanatçı arkadaşlarımız Yaşasın Sanatçılar Anayasası kitabımı lütfen 14 ay ne yazdım, ben nelere tanık oldum, devletin kademelerine neler yazdım. Lütfen o kitabı internetten çok ucuza basılan Sarmal Kitap Evi'ne de buradan teşekkür ediyorum. O kitabı lütfen edin. Zaten bir daha da söylemeyeceğim. Çünkü hayır şöyle bir şey de var. Yani biz hep gönlümüzü ve ömrümüzü koyduk bu ülkeye. Bilen bilsin, bilmeyen de lütfen bunu bir daha öğrensin. Şimdi izleyen genç çocuklardan benim İzmir'den Türkiye'de müzikte deha olacağına inandığım Asile ve buradan ailesine sevgilerimi iletiyorum. Yine değerli Karagöz ailesine, Hatice anama, Ali babama buradan selamlarımı iletiyorum. Çünkü onlar da bu meselelere ne kadar sahip çıktığımızı biliyorlar. Ezel Akay'ın son dönemde yeni hamlesi nedir? Şöyle, ben böyle hayatımı hamlelerle falan yürütmüyorum. Ben sürekli olarak hikayeler okuyorum, hikayeler anlatıyorum, bazılarını filme çevirmeye çalışıyorum. Bugün bir yayın kuruluşuna bir toplantıdan sonra projeler anlattım onlara. Onlar da şunu gönder, bunu gönder dediler. Toplam 7 tane çok güzel. Film projesi, dizi üstelik yani mini dizi olabilecek olsun, göndermişim. Yani bir sürü şeyle uğraşıyorum aynı zamanda. Ama şimdi önümde Mayıs ayında çekip bitirdiğim kurguda olan Osman 8 diye bir film var. Onun post prodüksiyon işlemleri yapılıyor. Öyle bir fantastik komedi bu. Bir de bu sene inşallah Haluk Bilginer, Levent Kazak'la birlikte Zeki Müren'in Öpücüğü diye kod adı, Zeki Müren'in Öpücüğü olan, Zeki Müren'in hayatıyla ilgili bir filme senaryosu bitti. Onun çalışmalarına başlıyoruz. Yani önümüzdeki günlerde start vereceğiz. İşte yaza doğru çekeriz sanıyorum. Bu güzel oldu çünkü Türkiye'de artık şöyle bir şey de gelişiyor. Tarihsel yeterliliği, yetersizliğini tartışırız, konuşuruz ayrı ama yani belgeseller çekilmeye başladı. Çok güzel. Biyografiler. Biyografiler evet. Diyelim. Bu da çok güzel çünkü dünyadaki hani bu sanat borsası dünyada 200 büyük bir güç. Biz oralarda olmamız lazım. Yani şöyle, yani şimdi bizim biraz pembe dizi mantığında olsa da Türk dizileri dünyanın her yerinde seyrediliyor. Şu bu ne demek? Bir kültürel alışkanlık yaratıyor. Alışveriş şey başka. Ama sinema filmlerinin de daha karmaşık yapılı olduğu için veya bu yeni dijital platformlardaki dizilerin de yurt dışında başka ülkelerde seyredilmesini sağlamak lazım. Önümüzdeki yıllarda... Burası çok üretken bir ülke. Özellikle sinema alanında muazzam. Yani Avrupa'da bunun gibi bir ülke yok. Yani var da 2-3 tane var işte Fransa, İngiltere. Yılda 200 film çok büyük bir rakam ve büyük bir endüstri olmaya doğru gidiyoruz inşallah. Senin bu yurt dışı uluslararası arena ile ilgili yaptığın en güzel çalışmalardan biri. Tabii ki bu hani güzel bir şeydi.
Karpuz Kabuğundan Gemiler filmi yapmak. Evet. Beyra da buradan ruhu şad olsun. Onun bütün arenada yurt dışındaki şeyini sen yönettin. Evet, biz yaptık filmi. Bu da büyük bir iletişim, Türkiye'yi tanıtma. Tabii, neler oldu orada? Ya, daha doğrusu bunlar tabii festival filmleri. Çoğu bizim yaptığımız filmlerin çoğu ticari filmlerden çok, ticari başarı arayan filmlerden çok festivallerde gösterilmiş filmler. Hepsi sinemaya da çıktı. Nasıl baktılar bize? Yani o yeni bir yönetmen. Hayır, hepsi çok ilginç filmlerdi. Yani Güneş'e Yolculuk bizim ilk yaptığımız filmdir. Tabutta Röveşata'dan önce. Yeşim Ustaoğlu'nun. O Berlin'de Gümüşay'ı kazandı. Evet, bayağı ödül aldı. Ahmet Ülçay'ın filmi çok fazla sayıda ödül kazandı sağda solda. Şelale sinemalara çıktı. Evet. O da festivallere gitti. Arkasından Adem'in Trenlerini yaptık. Neredesin Firuze'yi yaptık. Evet. Acıvat Karagöz Neden Öldürür, Yedi Kocalı Hürmüz. Bunların hepsi dolaştılar dünyayı. Fakat sırayla. Burada bir şey var Ezel. Senin buradaki evet öyle denk geldi Haluk'cu. Efendim Nurgül Yeşilçay burada hep yani çok farklı insanlarla. Evet. Bu oluşumu da tabii vallahi bunlar zaman içinde arkadaş. Ben aile tipi bir adamım. Yani ailesiyle çalışan, ailesiyle yaşayan öyle bir gelenekten giriyor. Yani büyük aile, evet. Hani akraba ailesi değil de arkadaş ailesi diyelim. Koruyorsunuz onu, o çok evet, önemli. Evet, seviyorum. Yani Haluk da yani kaderi işte benim bütün filmlerimde en son Osman 8'de oynamadı artık ama. Yani 9 kere Leyla'da da oynadı, ondan sonra değişik oynamadı. Filmin var, o pek. Ha oynadım onda. Onlar benim yönetmenim Murat Özsoy onu. Murat Şenöy. Şenöy mü? O benim yok. Murat Şenöy benim eski Hacivat Karagöz'deki birinci asistanımdı. Sonra reklam filmi yönetmeni ve sinema filmi yönetmeni oldu. Beni de filminde oynattı. Evet. Yani o pek şey olmadı aslında. Evet. Orada üç kuşak yani kaybeden müzisyenlerin, bir rock müzisyenlerinin hayatının kesitleri. Evet. Ne girmişin orada orada gene bir mafyatik tipi oynuyordum. Evet. Bana o tip rollerden yine geliyor. Sen de varsın ama orada benim esas adamım Özkan Uğur'dur. Evet. Yani ben MF'den ayırırım Özkan Uğur'u. Yok, o ayrı bir oyuncu yani o. Oyuncu olarak. Oyuncu. Masar da oynuyor ama o ayrı bir oyuncu. Onun deliliği bambaşka. Evet. Evet, evet. Peki biz şimdi önümüzdeki günlerde Türkiye'nin sanat çıtasının daha da yükseleceğini o zaman buna inanalım mı? Şöyle önümüzdeki günlerin ne kadar sürdüğüne bağlı. Mesela zaten. 2025-26'da olabilir. Ama önümüzdeki günler hepimizin başını ya kuma soktuğu ya da çırpına çırpına koşturduğu dönemler olacak. Devam ederken tabii bizi yaşatan reklamları da es geçmeyelim. Bir reklamlara gidiyoruz efendim. Tekrar buradayız. Bizden ayrılmayın. Engin Gayrimenkul katkılarıyla Yıldızlarımız devam edecek.